Herkese günaydın. Dün akşam FOMC tutanakları açıklandı bildiğiniz üzere. Aslında tutanakların ekonomi ile ilgili detaylarına baktığınızda hala temkinli kötümserlik devam ediyor. Fed olan biten toparlanmaya işaret etmiş olmasına rağmen özellikle tabii tüketici tarafı aslında yatırımcılarda vesaire zayıflık devam ediyor ama bunun ne kadar sürebileceğine dair soru işaretleri var. Zaten biliyorsunuz işte 600 dolarlık çekin Temmuz sonuyla sona ermiş olması şu anda Trump'ın önerisi üzerine çalışılıyor ama o ne kadar hukuken geçerli olacak onu bilmiyoruz. Dolayısıyla seçim belirsizliği vesaire derken ani bir duruş hala söz konusu olabilir. Konut tarafından gelen bir destek olduğunu görüyoruz. Bu arada hep piyasada tartışılan insanların eleştirdiği reel sektörle endeksler arasındaki uyumsuzluk konusuna da çok şiddetli bir şekilde olmasa da biraz değinmiş durumdalar. Yani bazı büyük şirketlerin ciddi anlamda prim yaptığı ama daha ufak şirketlerde oluşan örneğin Russell Endeksinin bunu yansıtamadığına dair bazı tespitler var. Bu açılardan piyasayı etkileyebilecek çok yeni bir şey var diyemeyiz. Nerelerde biraz daha netleşme oldu? Birincisi Eylül ayında insanlar faiz politikasının seyri açısından ne kadar süre düşük tutulacak, nasıl takip edilecek noktasında beklentileri vardı. Onun pek netleşmediğini görüyoruz. Yani Eylül'de öyle net bir açıklama gelecek gibi değil. İkincisi getiri eğrisi kontrolü evet tartışılıyor ama fayda getireceğini düşünenlerin sayısı çok fazla değil. Dolayısıyla kısa vadede masada olsa bile ön tarafta değil gibi gözüküyor. Buna ek olarak ama Eylül ayında Fed'in hedef ve stratejilerde bir revizyon, düzeltme veya değiştirmeye gideceği anlaşılıyor bence. Dolayısıyla oradaki bir süredir yazıyorum biliyorsunuz ortalama enflasyon tarzı bir yere geçecekler %2 hedefinden ziyade. Dolayısıyla onun getireceği bir farklılık olacak Eylül toplantısında. O açıdan oldukça kritik bir toplantı olabilir. Ama az önce söylediğim gibi biraz temkinli kötümserlik ki orada yeni bir şey yok ama biraz da Eylül'de faiz patikası, faiz stratejisinin ne uzunlukta nelere bağlı olacağının açıklanmayacağı görüşün hakim olmasıyla piyasaya satış geldiğini görüyoruz. Açıkçası ben bu satışın Fed olmasa da biraz gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelmesinin gerektiğini düşünme nedenim de seçimler. Dün tabii paylaştım. Apple'ın 2 trilyon dolarlık bir şirket olması da tabii önemli bir gelişmeydi. Gerçi kapanışa doğru bu özelliğini kaybetti ama bakın biraz geriledi. Ama Mart ayında 1 trilyon dolar seviyesinde olan bir şirketin şu anda 2 trilyon dolara çıkmış olması da aslında çok çarpıcı bir durum. Şimdi ekonomik veri açısından bakarsak bugün açıklanacak olan işsizlik başvuruları önemli olacak. 1 milyonun altında kalıp kalamadığına bakacağız. Asya tarafında daha doğrusu Çin'e bakarsak faiz oranlarının sabit tutulduğunu gördük. Zaten beklentide benchmark'ta herhangi bir değişiklik olmaması yönündeydi. Dolayısıyla çok heyecanlı bir gün en azından veri olarak baktığımızda söz konusu değil. Piyasalar tabii ki doğal olarak Amerika'yı takip ediyor. Ağırlıklı olarak kırmızılarla karşı karşıyayız. Söylediğim gibi Amerika'da satışların 3 Kasım'a kadar biraz daha sürmesini beklerim. Şimdi parite tarafı 1.19'un üzerine çıktıktan sonra dünkü tutanaklarla beraber tekrar altına geriledi. Burada birkaç tane dinamik olduğunu düşünüyorum. Açıkçası veri bazlı baktığımızda tam olarak Euro'nun zayıflamasını veya bu trendi terse çevirecek bir gelişme şu anda söz konusu değil. Ama iki nokta var. Birincisi geçtiğimiz haftadan itibaren paylaştığım piyasanın aşırı Euro long olması. DXY genel dolar olarak da paylaştım. Orada böyle bir durum söz konusu değildi hatırlarsanız. Ama Euro özelinde baktığımızda piyasa son derece Euro pozitif bir noktada ve bu hatırlarsanız zannediyorum 2 hafta önceki bir videodaydı. Biraz gecikmeli oluyor bazen satış gelmesi. İsterseniz şurada tekrar koyayım üzerine afaki konuşmayalım. Ama Euro'nun yukarı hareketini zorlaştıran bir gelişme herkesin Euro pozitif olması. Dolayısıyla biraz bunun
baskısı var diye düşünüyorum. FOMC buna bir bahane olmuş olsa da görüyorsunuz bazı dönemlerde gecikmeli olarak dönüş başlıyor. Bazı dönemlerde tam zirvede dönüş başlıyor. Ama şu anda biraz daha gecikmeli olacak gibi gözüküyor. Ama burada bir rahatlama olması gerektiğini düşünüyorum. İkinci bir nokta aslında bu tabii çok hassas bir gösterge değil. ECB ile Fed'in bilanço oranına bakıyoruz şu anda. Dönem dönem işte yazıyorum ECB, Fed'in bilançosu 7 trilyonun civarında takıldı, kaldı diye. Bunu şöyle bir hemen pariteyle karşılaştıralım. ...2010 döneminden, çünkü daha öncesinde net bir quantitative easing konusu olmadığı için çok da önemliydi bu bilanço ortalaması diyemeyiz ama işte aşağı yukarı krizle beraber biraz daha parite tarafında bilançolar takip edilmeye başlandı ve görüyorsunuz ilk quantitative easingler döneminde Fed'in bilançosu daha hızlı bir büyüme göstermesinden dolayı euro pozitif, dolar negatif olarak algılanıyordu. Daha sonra tabii tapering vesaire devreye girdi. Bir noktada hızlı bir dolar değerlemesi gördük. Ardından şurada gördüğünüz yeniden bilançonun Fed aleyhine büyümesi, yani Fed'in bilançosunun daha hızlı büyümesiyle kur üzerinde de baskı oluştu. Şimdi burada bir aşağıya doğru hareket görüyoruz. Ne kadar kalıcı olur onu beraber göreceğiz. Ama netice itibariyle her hafta paylaşmaya çalışıyorum. Fed'in bilançosunun özellikle likidite koşullarından dolayı, likidite koşullarının rahatlaması ne demek? Aslında dolar baskısının azalması demek. Yani çok da kötü değil şu dinamik euro açısından baktığımızda ama karşılaştırma yaptığımızda Fed'in bilançosunun daha zayıf bir büyüme içinde olduğu ECB'ye oranla söylenebilir. Dolayısıyla bunun getirdiği bir desteği de belli bir süre için görebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Muhtemelen 1.19'lar önümüzdeki haftalarda, aylarda kırılacaktır. 1.22-1.25'e doğru da bir kalıcı olmayacak hareket görebiliriz. Ama netice itibariyle aşırı long pozisyonlar nedeniyle 1.19'un kırılması o kadar kolay olmayacak ve aşağıya doğru düzeltmeler görme ihtimalimizin de hala yüksek olduğunu düşünüyorum 1.15'lere doğru. Ama 1.19'ların üzerine yerleşirse o zaman tabii ki yapacak bir şey yok. Grafikte gördüğümüzü, yani 22-25'e doğru hareketi trade etmemiz gerekecek. Tabii burada birazdan göstereceğim altın, daha doğrusu getiriler üzerinde de etkili bir karardı ve bununla beraber altında sert bir satış geldiğini gördük. Aslında önceki günde bir intraday satış gelmişti. Sonra onu karşıladığını gördük piyasanın. Burada söylenebilecek olan şey bence şu. Altında bir süredir var olan kuvvetli yukarı trend, ana trendten bahsetmiyorum çünkü ana trend değişmiş değil, yukarı hala. Kuvvetli yukarı trendin artık zayıfladığını görüyoruz. Yani şu anda bir düzeltme dönemindeyiz. Biraz komplike bir düzeltme olabilir. İnsanlar hemen şu hareketin 1700'e, 1500'e gelmesini bekliyor. Öyle bir dünya yok tabii ki. Gidecek, gelecek, mümkün olan en çok sayıda insana zarar ettirecek bir hareket olacaktır bu. Ama şurada görüyorsunuz Bollinger Band daralıyor. Bandın da alt kısmındayız. Dolayısıyla düzeltmenin içinde olma ihtimalimizin hala ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu ne anlama geliyor? İki haftadır aşağı yukarı söylüyorum. Yani şu satış geldiğinden beri hiç pozisyonunuz yoksa temkinli bir şekilde biraz alabilirsiniz. Bu geri çekilmeyi kullanabilirsiniz. Ama pozisyonunuz varsa ben şu anda almayı tercih etmiyorum. Çünkü hala bir düzeltme içinde olduğumuzu, zaten çekirdek pozisyonumuzu koruduğumuzu düşündüğüm için çok agresif bir giriş yapmak istemiyorum. Burada önceki gün yükselişe rağmen altın madenlerindeki hareketin zayıf olduğuna dikkatinizi çekmiştim. Bu hareket zayıf şekilde tabii dün de devam etti. Dolayısıyla Buffett primi diyebileceğimiz şu hareketi geri vermiş durumdayız. Tabii Buffett primi aslında ağırlıklı olarak Barrick'te yaşanan bir hareketti. Orada tam olarak boşluğun kapatıldığını söylemek mümkün değil.
Ama görüyorsunuz o tarafta da boşluğun kapatılmaya başlandığını görüyoruz. Peki o zaman gümüş ne alemde? Gümüşte de elbette benzer bir durum söz konusu oldu. Orada da bir satış geldiğini gördük. Alt banda doğru gidiyoruz. Buraya, ops pardon. Burada da bandın kırılması durumunda ki 26-20'lere yaklaşık olarak geliyor. Burası önemli bir de bir destek zaten biliyorsunuz. Buradan burasının kırılmasıyla momentum hızlı bir şekilde yukarı gitmişti. Biraz daha baskı artabilir. Hemen altın gümüş oranına bir göz atalım. Altın gümüş oranında çok büyük bir değişiklik yok. 71.8'lerdeyiz. Bu pozitif bir durum. Yani şurada sert bir şekilde yukarı gidiyor olmamız altın gümüş hareketi açısından çok da pozitif olmazdı. Dolayısıyla dediğim gibi hala gümüş kuvvetini koruyor. Bu hareketin bir düzeltme olduğunu gösteren işaretlerden bir tanesi. Ama eğer çok sert bir yukarı görürsek o zaman biraz daha kaygılanmamız gerektiğini söylemek mümkün olur diye düşünüyorum. Şimdi bono piyasası iki dinamikten aslında etkilendi. Daha doğrusu etkilenip şöyle bir sonra geriye geldi. Görüyorsunuz 0.66'lardayız 10 yıllıklarda. Birincisi getiri eğrisi kontrolünün kısa vadede masada olmaması. Bu önemli. Yani piyasa getiri eğrisi kontrolü gelebileceği düşüncesiyle getiri eğrisi kontrolü uyguluyordu zaten. Yani çok fazla satış tarafında bulunmamaya dikkat ediyordu. Şimdi bunun biraz zayıflayan bir fikir olduğunu görmemiz nedeniyle önü açıldı diyebiliriz. Yani satmak daha kolaylaştı demek mümkün olur diye düşünüyorum. İkincisi de aslında şunu geri alırsam son dönemin ihalelerini takip ettiğinizi bilmiyorum. Dün de bir ihale vardı ve genel olarak baktığınızda Amerika'daki ihaleler çok başarılı ihaleler değil. Yani bazen talep açısından çok başarılı ihaleler değil. Bazen değil aslında ağırlıklı olarak sonuçlara baktığımızda piyasanın daha yüksek faizler talep etmeye başladığını görüyoruz. İşte şurada 0.67 talebi var. Sonra 30 yıllık bir ihale vardı. Orada biraz daha yüksek seviyeler talep edilmeye başlandı vesaire. Dolayısıyla piyasanın belki enflasyon beklentisi olabilir Fed'in açıklamalarından dolayı. Belki artık bilançosu yani ülkenin bilançosu borçların yükselmesine olabilir ama çeşitli nedenlerden dolayı biraz daha yüksek faiz talep ettiğini görüyoruz. Dün paylaştım Salı günü MTA'nın yani New York'taki ulaşımdan sorumlu kurumun piyasadaki faizi yüksek bulmasıyla 2.79 civarında bir ihale sonucu çıkmıştı. Fed'e döndüğünü ve Fed'den borçlandığını çünkü Fed'in böyle bir penceresi var. Dolayısıyla iki tane fiyatlama oluşmaya başladı. Fed piyasa fiyatlamasını net bir şekilde bozuyor. Ama piyasa riskli gördüğü kurumları, varlıkları daha yüksek fiyatlamaya başladı. Risk demeyelim Amerikan 10 yıllıklarında ama daha yüksek talebin de gelmeye başladığını görüyoruz. Şimdi getiri eğrisi açısından da bir bakmakta fayda var 10 yıllıklara. Getiri eğrisi açısından baktığımızda dün oranla çok büyük bir farkımız yok ama bir hafta öncesine oranla baktığımızda ki aslında 2-3 hafta önce eksi faizler hala fiyatlanır durumdaydı. Değişiklik olduğunu görebiliyoruz. Bu şurada bir haftada da çok bir şey yok ama görüyorsunuz biraz daha dikleşme söz konusu özellikle ön tarafta baktığımızda. Şimdi ikinci bir nokta daha var. Getiri eğrisi kontrolü olmayacağını varsayarsak piyasanın da kendi getiri eğrisi kontrolünü uygulamasından vazgeçmesi söz konusu olacaksa örneğin Amerika'daki veri sürprizlerinin bir seyrine bakalım. Yani işler çok iyi gitmiyor şeklinde konuşuyoruz ama ya biraz daha piyasanın beklediğinden daha iyi gidiyor ya da gerçekten iyi verilerle karşı karşıyayız ki ekonomik sürpriz endeksine baktığınızda çok ciddi bir yukarı hareket olduğunu görüyoruz. Peki getiriler nerede? Getiriler Mart ayında yani çöküşün yaşandığı
dönemle aynı seviyelerde. Şu tabloyu bir haftalık hale getireyim. Genel olarak baktığımızda tabii bu çok hassas göstergeler değil ama görüyorsunuz ağırlıklı olarak pozitif veri sürprizleri olduğunda getiri seviyesinin de yukarıda olduğunu görüyoruz. Aşağı geldiğinde de aşağıda olduğu göze çarpıyor. Şimdi çok net bir düşüşten sonra çok net bir toparlanma var. Ama getiri seviyesine baktığımızda bu hareketin yansımadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada sert yukarı hareketler söz konusu olabilir. Kalıcı bir yükseliş olacak mıdır 10 yıllıklarda? Şu görüntüde henüz öyle bir durum söz konusu değil. Olacaksa bile Fed sözünü, daha doğrusu düşüncesini değiştirip getiri eğrisi kontrolüne geçebilir ama ani yukarı hareketler görme ihtimalimiz olduğu için biraz altın gümüş tarafı, biraz euro tarafı da buradan gelecek olan şoklara karşı hazırlıksız. Dolayısıyla burasını biraz daha yakından takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi petrolü atladım ama zaten çok da önemli bir gelişme yok o tarafta. Bitcoin tarafına gelelim. Bitcoin çok da şaşırtıcı bir hareket yapmadı. Piyasa zayıflayınca Bitcoin'in de 12.000 üzerinde tutunamadığını gördük. Ben yukarı hareketin devamını hala bekliyorum. Ama görüyorsunuz genel piyasadan çok da ayrışan bir Bitcoin söz konusu değil. Tabii dolarda genel bir toparlanma olursa bu tarafa da negatif yansıyacaktır. Ama yine de çok kaygılı değil. Ethereum'la ilgili söyleyecek yeni bir şey yok. Vaktinizi de almak istemem. Biraz artık kar realizasyonu gerekiyor diye düşünüyorum. Yani DeFi tarafı büyümeye devam ediyor ama gas fee'ler yüksek. Dolayısıyla burada biraz kar realizasyonu lazım. Onun dışında da upgrade'i takip edeceğiz. Ben burada da tıpkı altında olduğu gibi çekirdek bir pozisyon taşınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü potansiyel getiri upgrade'in başarılı olması durumunda bence ciddi anlamda yüksek olacak. O nedenle çekirdek bir pozisyon taşınabilir. Geri kalanında bir kar realizasyona gitmekte herhangi bir problem yok. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.